Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sade siyah renk yazmaya başlayacağım. Şahane ötesi bir modelim var arkadaşlar. Bu modelin yapımını da sizlerle paylaşmak istedim. İnanın modelimiz çok ama çok kibar ve çok da güzel. Evet modelimin yapımına geçmeden önce ilk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz. Hem yeni çekeceğim modellerden hem de paylaşacağım videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan, kanalıma gelen, yorum yapan, beğeni bırakan, benim videolarımı kendi sosyal medya hesaplarında sevdikleriyle paylaşan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki de varsınız diyorum arkadaşlar. Kısacık hatırlatmamı da yaptıktan sonra hemen yazmamızın ip ayarına geçmek istiyorum. Evet şöyle bir siyah renk zemin olarak kullanacağım. Yeşil kullanmayacağım arkadaşlar. Siyah renk kullanmayı düşünüyorum. Biraz daha böyle ağır dursun istiyorum. Şöyle bir pembe rengim var. Pembe renk kullanacağım. Sarım var. Çok tatlı bir sarım. Şöyle bir krem ipim var. Bir de arkadaşlar mavi tonlarında bir ipim var. Bu da şöyle tatlı bir mavi arkadaşlar. Bu renklerle cıvıl cıvıl şahane bir model bizleri bekliyor. Evet bu modelin bir özelliği var arkadaşlar. Bu modeli yaparken şöyle bir şarj aletinin adaptörünü kullanacağım. Bu şarj aletinin adaptörünü burayı ölçü olarak kullanacağım. Sizlerde ellerinizde şarj aleti mutlaka ama mutlaka vardır zaten. Bunu ölçü olarak sizlerde kullanın arkadaşlar. Evet hadi o zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerekten renkli ipimin biriyle modelimin yapımına başlayacağım. Fakat ben başlamadan önce bu şekilde zürafamı da yaptım, hazırladım ön hazırlık olaraktan. Sizler de bu şekilde zürafanızı hazırlarsanız hem daha düzgün hem daha kolay ilerleyen bir modeliniz olur. Evet, hadi o zaman renkli ipimin birini iğneme takıp geliyorum. Evet iğneme ipimi taktım. Şimdi krem ipimizi aldım. Şöyle adaptörümüzü de aldık. Şu uç kısmını arkadaşlar şöyle içeriye değil şu uç kısmındaki demir olan yerine çünkü şuraya gittiği anda ipimiz çıkmıyor. Onu da söyleyeyim. Sadece şu uç kısmına 10 defa ipimizi saralım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet 10 defa ipimi bu şekilde sardım şöyle Şuradaki parmağımla da burayı sıkıştırdım arkadaşlar şimdi renkli ipimi hemen çıkartmadan alıp şu şekil uç kısmını baş parmağımızla şöyle sıkıştıralım Evet. Şu aradan boşluktan iğnemizi girdirip renkli ipimi yani pembe ipimi buraya kilit yapıyoruz. İyice sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, iyice sıkıştırdım. Şimdi şu krem ipimin buradan kesiyorum artık. Krem ipimle işimiz bitti. Evet. Evet, iyice sıkıştırın tekrardan ve adaptörden halkamızı çıkartalım. Şöyle bir halka elde ettik. Bu halkanın içerisinde şimdi birinciyi zaten yapmış olduk. Hemen ikinci sık iğnemi yaptım. Sırasıyla arkadaşlar. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Bu şekilde. Hemen dördüncü sık iğnemi de yaptım. 5. sık iğnem. 6. 7. 8. 9 ve 10 adet sık iğnemi bu şekilde yaptım. Şuradaki fazlalık iplerimizi de şu iki ipimizi birden kesiyoruz. Temiz bir iş için arkadaşlar bu fazlalık ipimizi de buradan kestik. Şimdi şöyle tutuyoruz, çeviriyoruz. Tam karşısına dek gelecek yere şöyle iğnemizle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle tutup tam karşısına gelecek şekilde ipimizi karşıya kilitliyoruz bu sefer şöyle ip, ipi de ayarlayın çok seyrek kalmasın çok da sıkı olmasın buradaki iple birlikte gelmesi lazım Evet şimdi buraya aynı şekilde 10 tane sık iğnemizi yapacağız hemen ikinci üçüncü Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. 9 ve 10. sık iğnemizi bu şekilde yaptık. Yani iki taraflı gördüğünüz gibi sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi şöyle bu tarafına çevirip tutuyoruz. Şöyle tam ortasından şöyle arkadaşlar burası önemli. Şöyle alttan iğnemizi koyup üstte ipimizi alıyoruz alttaki ipimizi de şöyle iki kere iğnemize dolayıp yavaşça şöyle çekiyoruz tam ortalı bir şekilde şöyle tam çekmeden ayarlayın tam ortada olduğunu ve sıkıca çekin artık şöyle sonsuzluk işareti gibi arkadaşlar iyice çekin tam ortalı olduğuna emin olduktan sonra evet şimdi hemen buraya 4 tane sık iğne yapacağız. Şöyle birinci yaptım. Hemen ikinciyi yapıyorum. 3. ve de dördüncü sık iğnemizi yaptık şöyle de düzenleyebilirsiniz hanımlar Evet şöyle ters çeviriyoruz modelimizi gene buradan başlamıştık sık iğnemizi oraya şöyle ipimizi atıp bir yuva hazırlayacağız yuvamızı şöyle hazırlayın Şöyle bir küçücük bir halka kalsın arkadaşlar ve çekin. Sıkıca çekin. Halkamız bu şekilde. Hemen geriye tekrardan dönüyorum. Buradaki halkamızın içerisine sık iğne ile girişimizi yapıyoruz. Küçük bir pırpır yapıyoruz aynı yere. pırpırın içerisine girip tepesinde bir düğüm oluşturuyorum. Tekrardan bir tık genişliğiyle aynı halkamızın içerisine iniyoruz. Bu bizim birinci sinek kanadımız. Aynı şekilde küçük pırpırımı yapıyorum. Şöyle ayarlayın. Küçük pırpırımı yapıyorum yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede düğüm oluşturuyorum. Bir tık genişiyle alttaki halkanın içerisine inişimizi yapıyoruz. İkinciyi yaptık. Hemen üçüncüyü de yapalım. Pırpırımı yaptım yapmış olduğumuz pırpırın içerisine giriyorum şöyle tepede bir düğüm oluşturuyorum ve bir tık genişiyle alttaki halkanın içerisine indim üçüncü sinek kanadımızı yaptık hemen dördüncü pırpırımızı yaptım. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede düğümümüzü attık ve bir tık genişliğiyle de tekrardan aşağıya indik. Tekrar pırpırımı yapıyorum son kez. 5 tane burada sinek kanadı elde edeceğiz. Hemen beşinci pırpırımı yapıyorum. yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum bir tık genişiyle inişimizi yapıyorum. Hızlıca da çekiyorum arkadaşlar. Bu bizim son sinek kanadımızdı. Evet şimdi makasla arkadan hemen kestik. Şöyle çakmağınızla da hafif bu ucu yakarsanız kesmiş olduğunuz ucu hiçbir zaman Türtüyüp çıkma yapmaz arkadaşlar. Evet, bu şekilde motifimiz hazır. Kolay, zevkli bir motif yapımı arkadaşlar. Evet, şimdi ben diğer renklerden de motifimi biraz yapıp geleyim. Sizlerde yapın. Daha sonra yazmamıza buluşturalım inşallah. Evet ben motiflerimi bu şekilde yaptım arkadaşlar. Her renkten ikişer tane yaptım. Dediğim gibi kolay bir yapımı var. Yani zevkli bir yapımı var. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok da güzel durdular. Rengarenk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani kalan iplerinizden böyle rengarenk renkte hazırlayabilirsiniz bu motiflerinizi. Evet şöyle motiflerimi bir kenara koyuyorum. Hemen yazmamı alıp eklemeye başlayalım. Siyah ipimi iğneme taktım. En baştaki zürafamızı bu şekilde tutturduk. Yandaki zürafaya hemen bir adet zürafamı yaptım. Yapmış olduğum zürafamızın şöyle tepesine çıkıyorum ve tepesinde düğümümüzü attım. Yandaki zürafaya inişimizi yapıyoruz. Şöyle iki kere doluyorum. Ve inişimi yaptım. Şimdi tekrardan zürafamızı yaptım. Yapmış olduğum zürafamızın tepesine çıkıyorum. Düğümümüzü attık. Şimdi burada motifimizi aldık motifimizin düz tarafını çeviriyoruz. Şu iniş yerlerimiz düz. Bunu dikkat edin arkadaşlar bu şeyine. Hemen şu kenardaki pembe inen tele arkadan öne doğru siyah ipimizi geçiriyoruz. Buraya tekrardan sabitliyoruz. Şöyle yaklaştırıp sabitleme işlemini yaptık arkadaşlar. Hani bu oynamasın diye bu şekilde yaptık. Şimdi alttaki zürafamıza inişimizi yapıyoruz. Bu şekilde. Hemen tekrardan zürafamı yaptım. Yapmış olduğum zürafanın tepesine çıktım. Yandaki zürafamıza inişimizi yaptık. Tekrardan zürafamızı yaptım. Yapmış olduğum zürafamızın içerisine giriyorum. Şimdi bu taraftaki pembe ipin arkadan öne doğru içerisinden giriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bunu da buraya sabitliyoruz. Evet bu şekilde ilk motifimizi sabitlemiş olduk. Hemen yandaki zürafaya inişimizi yapıyoruz. Şimdi arasıyla devam ediyoruz. Aynı şekilde zürafamızı yaptım. Hemen yapmış olduğum zürafamızın içerisine giriyorum. Tepesinde düğüm attık. Yandaki zürafamıza şöyle iki kere dolayıp şöyle bombeli bir şekilde inişimizi yapıyoruz. Hemen zürafamı yaptım yapmış olduğum zürafanın içerisine giriyorum. Tepede düğüm attık. Yandaki zürafamızın içerisine bombeli bir şekilde girişimizi yaptık. Bu şekilde arası da oluyor arkadaşlar. Yani motiflerini bitirdikten sonra çok kolay bir şekilde eklemesini yapabilirsiniz hemen üçüncü kez in işimizi yaptım şimdi bir motif daha ekleyeceğiz arasını ben 3 bıraktım Sizler iki tane de bırakabilirsiniz veya dört tane bırakabilirsiniz Hani kendi zevkinize göre bu ara boşluğunu ayarlayın şimdi sıradaki rengimi alıyorum hemen dediğim gibi şu ön yüzünü. Dikkat edin arkadaşlar, şu, bu taraftan iniyorsa burası motifimizin önü demektir. Şöyle inmiş olduğumuz tel, sarı tel arkadaşlar, şu kenardaki içerisinden hemen iğnemizi girdirip ön tarafa ipimizi çıkartıyoruz. Buraya sabitliyoruz. Zürafamızın içerisine sabitliyoruz. Hemen yandaki zürafa ile devam ediyoruz. Şöyle inişimizi gene kavisli bir şekilde yapıyoruz. Yandaki zürafaya geçiş yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın tepesine çıkıp düğümümüzü attım ve alttaki zürafaya inişimizi yapıyorum. Tekrardan zürafamı yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içerisine giriyorum. Şimdi de bu taraftaki şu sarı telin arkasından iğnemi girdiriyorum ön tarafa çıkartıyorum bunu da buraya ekliyoruz arkadaşlar Evet sarı de eklemiş olduk şimdi tekrardan kavisli bir şekilde inişimizi Yapıyoruz. Arasındaki üç tane kuyumcu kafesini yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Ben bu şekilde motiflerimi ekleyeyim, sizler de ekleyin. Çok hoş, çok güzel duran bir model haline geliyor yazmamız. Çok zevkli bir yapılışı var. Sizler de bunu kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet ben modelimi ilerleteyim. Şöyle çoklu halinde bir görün istiyorum. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet ben modelimi bu şekilde çoğalttım arkadaşlar. Şöyle çoklu halinde sizlerle paylaşmak istedim duruşu, güzelliği ben buradayım diyen şahane bir model halini aldı. Hem yapımı kolay hem de çok gösterişli ben buradayım diyen bir model oldu. Evet ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İlk defa da bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Daha önce videolarımı beğenip yorum yapan, kanalımı ziyaret eden, kendi sosyal medya hesaplarında benim videolarımı paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet, bugünlük de değişik bir model olsun isterim sizlere. Dediğim gibi hem yapımı kolay hem de değişik bir model oldu. Siz istediğiniz renk yazmaya, istediğiniz renklerde uygulayabilirsiniz. Gerçekten hoş bir model oldu. Evet, yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.